Genel özellikleri Türk kuş konmaz asparagaceae, kuş konmaz familyasının asparagus cevuz türüdür. Eski adı asparagus plumosus yapraklar damar sistemi gibi dallanıp budaklanan ince uzantılar ve onları kaplayan incecik, çok küçük iğnemsi yaprakçıklardan ibarettir. Her bir kök sürgünü tek yaprak gibi görünse de aslında dal özelliklidir. Gelişmini tamamladıktan aylar sonra bile üstünden yan filizler çıkarıp gelişen, yeni türler üreten özelliğe sahiptir. Kökten çıkan sürgünler sarılacak bir dal, bir çubuk bulursa sarmaşık gibi sarılarak yukarı ilerler. Ana vatanı Güney Afrika'dır. Benzer iklimli ve daha yağışlı, Kışın pek soğuk olmayan başka memleketlerde çevreyi istilacı olur. Kışın eksi 7 santigrat derece derece soğuğa bir hali yıpranarak dayanır. Soğuk uzun süreli veya biraz daha şiddetli olursa toprak üstü kısmı kurur. İlkbaharda yani sürgünlerle yeniden gelişir. Evlerde yetiştirme. Türk kuş konmaz güçlü aydınlık. Az güneşli ve biraz olsun havadar bir pencere önünde sorun çıkarmadan gelişir. Toprağını ve yerini severse azgınca büyür. Kök sürgün 2 metreyi geçer. O kadar uzamalarına izin vermeniz gerekmez. İstediğiniz boyu da tutun. Fazla uzun kısımları kesin. Böylece tül kuş konmazınızın dalları yeni yan dallar verir. Yeni türler gelişip çok daha zengin görünümlü, daha gür, daha da yemyeşil hale gelir. Gelişim itil kuş konmaz kışın soğuk salonlarda bile güneşli pencere önünde yeni sürgünler çıkarıp gelişir. Dipten sıfırdan yepyeni sürgünlerin çıkması sıcağı değil, serinliğe güneşe ve hava dar ortama bağlıdır. Genelde sonbahar ilkbahar arasında yeni dip sürgünleri verir. Kış aylarında, uzun süre direkt güneş almasını sağlamalısınız. Dipten gelen sürgünleri ince dal olarak ip gibi yükselir ve daha sonra her yerinden ince uzantılar çıkararak yemyeşil yeşil yeni türler meydana getirir. Yaz aylarında ise genellikle yeni kök sürgünü vermez ama mevcut sürgün dallardan yeni yan uzantılar çıkararak yeşilliğini yeniler yepyeni türler geliştirir. Bu yüzden sararan kısımlar olursa üzülmeyin. Onları kesin gitsin. Nasılsa yenileri çıkacak. Eğer yaz aylarında sıfırdan yeni kök sürgünlerinin çıkmasını istiyorsanız hem yerinin ve toprağının serin olması hem de yerinin çok havadar olması lazım. Yazın sıcak ve havasızlıktan dolayı tüm yeşilliği gitmişse ve serin yer mümkün değilse sonbaharda mutlaka yeni sürgünler verecektir. Yeter ki yeri havadar olsun. Güneş ihtiyacı Mayıs'tan kim ayı sonuna kadar günde 1-2 saat sabah veya akşam güneşi alması diğer gündüz saatlerinde yerinin çok güçlü aydınlık olması koyu gölgede kalmaması gerekiyor. Yazın yakıcı öğle civarı tepe güneşinden kesinlikle korumalısınız. Çünkü fazla güneşte rengi bozulur. Cansız tonda açık yeşile döner. Üzerinde yer yer kurumalar olur. Kuş konmaz yapraklarının canlı yeşil görünümü yaz boyunca güneşin fazlasından korumanıza bağlıdır. Kasım başından Nisan sonuna kadar ise uzun süre direkt güneş almasını sağlayın. Bu sayede güçlü yerli yani dip sürgünleri verir. Sulama kışın toprak kurudukça sulayın. Serin zaman ormanlarda susuzluğa dayanıklıdır. Yazın ise ortamın çok iyi havadar olmasıyla birlikte çok sık sulayın. Doğru bakımı gösterirseniz kuş yaz boyunca eski dallarından bile yan uzantılarla sürekli kendisini yeniler. Görünümü daha güzel, daha dolgun, daha yemyeşil ve daha zengin oluyor. Toprak Gübre havadar ve süzek olması şartıyla fazla alkalini olmayan her toprak kuş konmazlara uygundur. Gübre istemez. Salonlarda ise sırf torf toprak uygundur. Ayda bir defa genel amaçlı bitki besini yeter. Saksı değiştirmeyi 2-3 yılda bir, ilkbaharda veya yaz sonunda yapın. Bu esnada köklerini eski toprağından çözmeyin, ağrındırmayın. Saksı güçlü köklerini derine göndermeyi seven tül konmaz için derin saksı gerekiyor gibi görünse de şart değil. Ancak sıcak memleketlerde derin saksı, bol toprak şart. Yoksa kökler sıcaktan kötü etkilenir ve güzelliği azalır. Şiddetli sıcak olmayan yerlerde saksı derinliği önemli değil. Budama yani sürgünler çoğaldıkça en eskileri dipten kesmeniz iyi olur. Sürgünler fazla uzuyorsa kısaltın. Böylece yan dallar çıkarır. Yan dallar fazla uzamayarak güzelce yapraklarını veya tüylerini çoğaltırlar. Kuş Kuşkonmaz sürgünlerinin yan dallar geliştirmesine etken olan iki faktör, yaz boyunca, hiç su sıkıntısı çekmemesi ve ortamın son derece havadar olmasıdır. Çoğaltılması. Türk kuşkonmaz üretimi tohumla ve kökten ayırma iledir. Kökten ayırma ile çoğaltmada kuşkonmazlar daha hızlı büyür. İlkbaharda veya sonbaharda kökten ayıracağınız kısmı kökleri zedelemeden, toprağa dökmeden toprağıyla ayırın. Tohumla çoğaltmak için kuşkonmaz tohumlarını ilkbahardan akin. Mini fideli yaz boyunca fazla dikkat gösterin. Susuz bırakmayın. Haftalar geçtikçe güzelleşirler. Adeta mini minyatür çam ağacına benzerler. İkinci yıl azgınca büyürler. Tül kuşkonmaz nasıl tohum verir? Açık havada ve direkt güneş altında olunca kuşkonmazlar yaz sonunda mini mini beyaz çiçek açar. Çiçeklerinden az yarısı meyveye dönüşür. Kuşkonmaz meyveleri kurun ohuttan daha küçük ve yuvarlaktır. İlkin yeşil olup ilkbahar başına kadar olgunlaşır ve kararırlar. Kararmış kuşkonmaz meyvelerini elinizle ezerek çekirdeklerini ayırın. Sonra toprağa hafifçe gömün. Güneşin ısıtması sayesinde tohumlar çimlenir. Tohumları ekme çimlendirme ve mini tül kuş konmaz fidelerinin bakımı tohumları mini saksılara 5-6 tanesini ortalama 4 cm ara ile bir arada ekin. Uzun süre direkt güneş altında asınacakları bir yerde tutun. Toprak hafiften kuruma gösterdikçe sulayın. Tohumlar çimlenip fideler iyice belirginleştiklerinde daha az güneşli ya da filtrelenmiş güneşli bir yere alın. En iyisi sadece birkaç saat sabah güneşi almalarıdır. Toprağın nemi asla yarıdan aza inmeyeceği şekilde sık sık sulayın. Kuş Mas fideleri doğru şartlarda doğru bakım sayesinde yaz sonuna kadar yeterince güzel görünümlü bir hale gelirler. Mini saksılarında satışa çıkarabilirsiniz. Her gören mutlaka almak ister. Problemleri Uzun süre kuru toprakta kalan tülkuş konmazların yapraklarında yer yer kurumalar başlar. Hem susuzluk hem yakıcı güneş bir arada olunca yeni sürgünlerin uç hassas kısımları kurur ve bir daha uzamazlar. Önemli bir sorun değil. Kurumuş kısımları keserek kısaltın ve serin hava dar yerde tutun. O sürgünlerden yan uzantılar çıkacaktır. Ayrıca yaz sıcakları dindiğinde kökten yeni sürgünler çıkarır. Yerinin havadar olması şartıyla sulamayı aksatıyor, toprak kupkuru oldukça hatırlayıp suluyorsanız yeni çıkan sürgünlerin yapraklarında bile çok canlı bir yeşillik olmaz, hem yapraklar gerektiği gibi serpilmezler, sulamaya dikkat etmelisiniz.